13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Üniversite öğrencileri koronavirüsle alakadar olarak öğrenim ücretlerinin alınmamasını talep ettiler. Ve bugün Bakü'de Eğitim Bakanlığı'nın karşısında üniversite öğrencileri miting yaptı. Eyleme farklı üniversitelerden katılan öğrenciler ise kalan derslerinin parasının alınmamasını talep ettiler. Ve ülkede öğrenim ücretlerinin genel olarak çok pahalı olduğunu belirttiler. 2600 manat öğrenim parasının olmasını ve koronavirüs döneminde üniversitelerin kapalı olduğu halde bu parayı talep etmelerini mantıksız bulduklarını ve konuyla ilgili eylem yaptılar. Polis miting yapan öğrencileri dağıttı. Talebeler haklı talebelerine koşuram ve destek veririm. 2 hafta ders keçirir ve bu 2 hafta derse göre uşaqlardan ödeniş ve imtihan keçirilmesini talep eləmək düşünürəm ki, qeyri qanunidir. Küllü miqdarda pul ayrılır, eləcə də təhsil müəssisələrinə pullar ayrılırlar. Və bunlara dəstək verilmək. Orada sizin suallarınızı adlandırırsınız. Mən tələbələri təmsil eləmirəm. Sadəcə üç uşaqları saxlayıblar, onun üçün gəlmişəm. Hansı uşaqlar? Bizim tələbə tərəfindən. Sizin bu müsahibənizə görə görürsünüz ki, sizin başınız adamda. Ara məsafəsini qorun. Biraz aralasın. Aralasın yerə. Aralasın. 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 Çəkirəm Sərdən. Hanı da ara məsafəlisin. Milletvekili Zakir Hasanov ve Necmettin Sadıkov'u Azerbaycan dilini bilmemekle suçladı. Vahit Ahmetov, bildiğiniz gibi üst düzey hükümet yetkililerinin Azerbaycan dilini bilmemesi bizim için büyük bir trajedi. Dün Zakir Hasanov'un briefingini dinledim. Ona Şuşa'daki göreve başlama hakkında sorular soruldu. Ne Zakir Hasanov ne de Kurmay Başkanı Necmettin Sadıkov Azerice konuşamıyor. Sarkisyan Hacıoğlu Havalimanı'ndaki açılışa katılmak istedim. O sırada Savunma Bakanı'na toplantı için sorun yaratmamalarını istediler. Ancak açılış gerçekleşmedi. Şimdi Şuşa ile ilgili bazı adımlar atmaya ihtiyaç vardı. Sanki birinden korkuyormuşuz gibi ateş açmamız gerektiğini söylemiyorum ama en azından belirli adımlar atmalıydık. Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Vahit Ahmetov'un konuşmasını kesti ve sert bir şekilde eleştirdi. Konuşmacı Ahmetov'un yasa tasarısı konusundaki konuşmasında ilgisiz konulara değindiğini söyledi. Vahit Ahmetov'un yaptığı açıklama ile ilgili konuşan Zakir Hasanov ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Milletvekili Vahit Ahmetov'un 31 Mayıs'taki Milli Meclis'in bir sonraki toplantısında Savunma Bakanı'na yaptığı açıklamalarla yanlış ve gerçeği yansıtmıyor. Savunma Bakanı'nın geçtiğimiz yıl Şuşa hakkında hiçbir briefinge katılmadığını ve sorulmadığını not ediyoruz. Milletvekiline Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Kanunu'nun 4. maddesine göre savaş ve barış ilanı bakanlık, kapanışa rıza verilmesi Milli Meclis'in yetkileri dahilinde ifadelerini belirtti. Bakü-Sumgayıt yolundaki Ana Devlet Trafik Polis Bürosu'nun ekoloji karakolunun yıkılması başladı. Ana Devlet Trafik Polis Dairesi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Albay Kamran Aliyev tarafından da doğrulandı. Azerbaycan Devlet Motorlu Karakolları Ajansı Sözcüsü Anar Necefli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada görev için yeni bir binanın alanının biraz arkasında inşa edildiğini belirtti. Devlet Sınav Merkezi Meleki Abbaszade, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılan açıklamada son 15 gün içinde aile üyelerinde koronavirüs testi konan öğrenciler final ve giriş sınavlarına giremeyeceğini, en önemli şey insanların sağlığı olduğunu, insanların sağlıklarını korumamız gerektiğini belirtti. Devlet Göçmenlik Servisi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kalma süresi 1 ile 15 Haziran'da sona erecek olan yabancılara ve vatansız kişilere hitap etti. Devlet sınırına giriş ve çıkış kısıtlamasının 15 Haziran 2020'ye kadar uzatılması dikkate alınarak yabancıların ve vatansız kişilerin itirazlarının Devlet Göçmenlik Servisi SMS tarafından düzenli olarak analiz edildiği ve acil önlemlerin alındığını diyerek şöyle devam etti. Belirli nedenlerle ülkeyi terk edemeyen yabancıların
göçmenlerin itirazlarının devlet göçmenlik servisi tarafından kabul edildiğini, 30 ila 60 gün ödenen devlet vergisi miktarına bağlı olarak uzatılacağını belirtti. Ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.